Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Çevre ölçme ve çevre uzunluğu problemleri çözme ile yine birlikteyiz. Karenin çevresini hesaplayalım. Öncelikle karenin çevresiyle başlıyoruz. Karenin çevresi karenin çevresi etrafında 4 kenar uzunluğunun toplamına eşittir. Arkadaşlar baktığımızda 4 eşit kenar var. Bu kenarları biz topladığımızda karenin çevresini buluruz. Burada bir kenar uzunluğu 10 cm'ymiş. Bakalım 4 tane kenarı eşit kenar olduğu için 4 tane onu topladığımızda karemizin çevresini 40 cm buluruz. Bir masa, masanın üstü kare. Karenin çevresi bir kenar uzunluğunun 4 katına eşittir. Çevre eşittir. 4 çarpı bir kenar uzunluğu. Mesela bu karemizin çevresi 5 cm ise biz bu karemizin çevresini 4 ile çarparsak Buluruz 4 çarpı 5 20 santimetre eder. Karenin çevresi verilen bir kenarının uzunluğu sorulursa çevre uzunluğu kenar sayısına bölünerek bulunur. Örneğin bu karemizin çevre uzunluğu 20 santimetre verilseydi bir kenar uzunluğunu sorsaydı biz 20'yi 4 kenar olduğu için 4'e bölecektik ve 5 bulacaktık. İleride örnekler çözeceğiz bununla ilgili karemiz dört tane kenarı var. Hepsinin uzunlukları eşit ve A santimetre olsun. A eşittir 29 santimetre ise yani bir kenarın uzunluğu 29 santimetre ise biz çevresini 29 çarpı 4 o da eşittir 116 santimetre buluruz. Dikdörtgenin çevre uzunluğunu hesaplayalım. dikdörtgen çizdik. Dikdörtgenin çevresi arkadaşlar dikdörtgende karşılıklı kenarlar birbirine eşitti. Bunlar kırmızı ile gösterenler uzun kenar birbirine eşit. Mavi ile gösterenler kısa kenarıydı ve bunlar da birbirine eşitti. O halde baktığımızda uzun kenarı 20 cm, kısa kenarı 10 cm. Tek tek toplayalım. Dikdörtgenin çevresi etrafındaki dört kenarının uzunlukları toplamına eşitti. 10 cm, 20, 10, 20 topladığımızda arkadaşlar 60 cm buluruz dikdörtgen bir tane dikdörtgen çizelim. Bakın karşılıklı kenarlar birbirine eşit. Kısa kenarı A 6 cm. Uzun kenarı B kenarı 9 cm. Dikdörtgenin çevresi kısa kenarı ile uzun kenarının uzunlukları toplamının iki katına eşittir. Şöyle yapıyoruz arkadaşlar. Uzun kenar artı kısa kenar çarpı 2. Çünkü ikişer tane uzun kenar, iki tane kısa kenar olduğu için 2 ile çarpıyoruz. Veya Uzun kenarı 2 ile çarpıyoruz. Kısa kenarı 2 ile çarpıyoruz. Ve topluyoruz. Arkadaşlar ben genelde birinciyi kullanıyorum. Yani uzun kenarla kısa kenarı toplayıp 2 ile çarpıyorum. Siz istediğinizi kullanabilirsiniz. Örneğin 9 artı 6. Bakın uzun kenar artı kısa kenar çarpı 2. 9 artı 6 15. 2 kere 15 de 30. Yani bu dikdörtgenimizin çevresi 30 santimetre olur arkadaşlar. Yine bir örnek yapalım. Bakın kısa kenarı 10 santimetre, uzun kenarı 20 santimetre olan bir dikdörtgenin çevre uzunluğu kaç santimetredir diye bir soru sorulduğunda, arkadaşlar kısa kenarıyla uzun kenarını topladım 20 artı 10, 30, 2 ile çarptım, 60 santimetre buldum. Veya arkadaşlar iki tane kısa kenar olduğu için 2 çarpı 10 artı 20, 2 çarpı 20 de iki tane uzun kenar olduğu için 40. 20 ile 40'ı topladım. 60 cm. istediğinizi kullanabilirsiniz. Dikdörtgen. İşte dikdörtgenin çevresi bu şekilde hesaplanıyor. Arkadaşlar bakın. Uzun kenarlar AA. Kısa kenarlar BB olsun. Çevresi. Kısa kenarla uzun kenarın toplamının iki katı çevre uzunluğunu verir arkadaşlar. Üçgenin çevresini hesaplayalım. Bir üçgen çizelim. Üçgenin çevresi, üçgenin çevresi etrafındaki üç kenarının uzunlukları toplamına eşittir arkadaşlar. Bakın bir kenar, iki kenar, üç kenar. Bunları topladığımızda neyi buluruz? Çevresini buluruz arkadaşlar. Bir üçgen çizelim. Üçgenin çevresi üç kenarının uzunluğunun toplamına eşittir. Örneğin bir kenarı 8, diğer kenarı 12, diğer kenarı 7 olsun. Çevresi toplayacağız arkadaşlar. A kenarı, B kenarı ve C kenarının toplamına eşit. O halde 8 artı 7 artı 12 bu üçgenimizin çevresi 27 santimetre olur. Bir üçgen arkadaşlar A kenarı B kenarı C kenarı çevresini nasıl hesaplıyorduk? A kenarı artı B kenarı artı C kenarını toplayarak hesaplıyorduk. Örnek yapalım. Çevresi arkadaşlar bir kenarı 4 diğer kenarı 6 diğer kenarı 3 santimetre olan bir üçgenin çevresi A artı B artı C ile 4 artı 3 artı 6 o da eşittir. 13 santimetre olur arkadaşlar. Düzlemsel şekillerin çevre uzunlukları o şekli çevreleyen bütün kenar uzunluklarının toplamına eşit olur arkadaşlar. Bir örnek yapalım. Arkadaşlar şöyle bir şekil verildiğinde bunun çevresini nasıl bulacağız? Tüm kenarlarını toplayarak bulacağız. Örneğin arkadaşlar çevre uzunluğu 3 artı 3 artı 2 artı 3 artı 5. Eşittir 16 santimetre. Bakın arkadaşlar tüm kenarlarını topladık. 16 santimetre bulduk. Düzlemsel şekillerin çevre uzunlukları o şekli çevreleyen bütün kenar uzunluklarının toplamını eşittir. Örneğin arkadaşlar şöyle bir şekil verildi. Bunun çevre uzunluğunu nasıl bulacağız? Tüm kenarlarını toplayarak. Örneğin arkadaşlar şöyle bir şekil verildi. Bunun çevre uzunluğunu nasıl bulacağız? Tüm kenarlarını toplayarak. Böyle bir şekil verildi. Bunun kenarlarını nasıl bulacağız? Tüm kenarlarını toplayarak. Birincisini yapalım. 6 artı 8 artı 3 artı 7 kaç çıkar? 20, 24. Birinci şeklimizin çevresi 24. İkinci şeklimize bakalım arkadaşlar. Eşitmiş. Demek ki her biri 4 santimetre ise hemen toplayalım. 6 tane var. 4 artı 4 artı 4 artı 4 o da eşittir 24. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6 kenar var. Ve eşit uzunlukta olduğu için 6 tane 4'ü topladığımızda 24 buluruz. Veya arkadaşlar 6 taneden 4'ü çarptığımızda yine 24 bulabiliriz. O şekilde de yapabiliriz. Bu şeklimizin çevresini bütün kenarlarını toplayacağız. Yani 4 artı 3 artı 5 artı 2 kaç çıkar? 14 santimetre buluruz. Arkadaşlar kareli veya izometrik kağıtlarda çevre uzunluğunu iki nokta arasını toplayarak bulacağız arkadaşlar. Örneğin şöyle bir üçgen verildi. Bu üçgenin çevresini bulun diye soruldu. Hemen arkadaşlar her bir nokta arası 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. Bakın bu şekilde noktalar arasını sayarak buluyoruz. Yine bakın böyle bir şekil verildi. 1, 2. Arkadaşlar rakam verirsek hata yapmayız. Böyle tek tek sayınca hata yapabiliyoruz. Böyle rakam verince hata yapmıyoruz. 1, 2, 3, 4. Böyle rakam verdiğimizde arkadaşlar. Bakın şurada da dikkat ediyoruz. Şunları yazarken ve 15 cm buluyoruz. Yine şöyle bir şekil verildi arkadaşlar. Bakın düzgün bir şekil değil. Yine arkadaşlar iki nokta arası bir birim kabul ettiğimizde 1, 2, 3, 4. 5 6 7 8 9 bakın şuraları dikkat ediyoruz ve verdiğimizde bakın 15 tane birim olduğunu görüyoruz. İzometrik kağıt veya karelik kağıtta iki nokta arasını sayarak şeklimizin çevresini buluyoruz arkadaşlar. Bir şeklin çevresi hesaplanırken içerisindeki uzunluklar kesinlikle alınmaz. Arkadaşlar sadece o şeklin çevresini çevreleyen uzunlukları toplayacağız. Örnek verelim arkadaşlar. Mesela şöyle bir dikdörtgenimiz olsun. Yanına bir kare çizdiğimizde arkadaşlar çevresini bulun dediğimizde şu içteki kenar dikkate almayacağız. Yani sadece şu kenarın uzunluğu çevresi olduğu için oraları toplayacağız. Bir dikdörtgen bir kare yan yana gelince çevresi hesaplanırken iç kenarları hesaplanmaz. Yani şuradaki şu Okla gösterilen kenarını hesaplamayacağız çevreyi bulurken arkadaşlar. Bir kenarı 8 santimetre olan 5 kare yan yana getirilerek bir dikdörtgen oluşturulursa dikdörtgenin çevresi kaç metre olur? Böyle bir soruyla başlayalım arkadaşlar. Uzunluk hesaplama sorularıyla devam ediyoruz. Arkadaşlar bir kenar uzunluğu 8 santimetreymiş. 5 tane kare yan yana getirilmiş. Bakın bir kenar uzunluğu 8 santimetre. 5 tane kare 1, 2, 3... 4 ve 5 tane kare yan yana getirdik. Bize bunun neyini soruyor? Çevresini. Biz ne yapıyorduk arkadaşlar? Bu şekilde iç kenarları almıyorduk. Yani şu kırmızıyla gösterilen kenarları almıyoruz. Çevresi dış kenarların toplamı ne eşitti? O halde arkadaşlar bakın kaç tane kenarı var? Sayıyoruz. 12 tane kenarı var. O halde her biri 8 santimetre ise 12 kenar çarpı 8 bu dikdörtgenin çevresi ne olur? 96 metre olur. Burada dikkat edeceğimiz şey iç kenarları dikkate almayacağız. İkinci soruyla devam edelim. Bir kenarı 10 cm olan karenin yanına kenar uzunluğu kareninkine eşit olan bir eşkenar üçgen eklenirse oluşan şeklin çevresi kaç santimetre olur? Hemen şekli çizelim. Arkadaşlar bir kenarı 10 cm olan bir kare ve yanına yine 10 cm uzunluğunda eşkenar üçgen eklediğimizde şeklin çevresini soruyor. Yeni şeklimizin çevresi bu şekilde arkadaşlar olur. İç kenarını ne yapmayacağız? Yine dikkate almayacağız. Çevre uzunluğu denirken dış kenarlarını yapıyoruz. 10 santimetreymiş her bir kenarı. 1, 2, 3, 4, 5 tane kenar oldu. O halde kenar sayısı 5 tane. Ne yapacağız? 5 ile bir kenar uzunluğu 10'du. 5 ile 10'u çarptığımızda Şeklimizin çevresi 50 santimetre olur arkadaşlar. Üçüncü soruyla devam edelim. Uzun kenarın uzunluğu 6 santimetre ve çevre uzunluğu 22 santimetre olan bir dikdörtgenin kısa kenar uzunluğu kaç santimetredir? Arkadaşlar dikdörtgenimizin uzun kenarı 6 santimetreymiş, kısa kenarları bilinmiyormuş ve çevre uzunluğu 22 santimetreymiş. O halde nasıl yapıyoruz? Arkadaşlar uzun kenarları toplamı 6 6 12 çevre uzunluğundan uzun kenarlarını çıkarırsak hangi kenarların uzunluğu kalır? Kısa kenarların. Yani 22'den 12'yi uzun kenarların toplamını çıkardığımızda 10 cm kaldı. İki tane kısa kenar olduğu için ikiye bölüyoruz. Bir kısa kenar arkadaşlar ne olur? 5 cm olur. Burada kısa kenarı 5 cm bulduk. Yine dördüncü soruyla devam edelim. Çevre uzunluğu 360 metre olan kare biçimdeki arsanın bir kenar uzunluğu kaç? Arkadaşlar hemen bir kare çiziyoruz. Karemizin çevre uzunluğu neymiş? 360 metreymiş. Arkadaşlar bir kenarını bulmak için ne yapıyorduk? 360'ı çevre uzunluğunu 4 eşit kenar olduğu için 4'e bölüyorduk. 360 bölü 4 90. Yani bir kenarı 90 metreymiş arkadaşlar. Beşinci soru. Uzun kenarı 15 metre, kısa kenarı 9 metre uzunluğunda bir dörtgen biçimindeki bahçenin çevresine, köşelerine de fidan olmak üzere 6'şar metre aralıklarla fidan dikilecektir. Bahçenin çevresine kaç fidan dikilecektir diye bir soru geldiğinde. Arkadaşlar bir dikdörtgen çizelim. Uzun kenarları 15 metre, kısa kenarları 9 metreymiş. O halde öncelikle biz çevresini bulacağız. Arkadaşlar çevre uzunluğu kısa kenarla uzun kenarının toplamının 2 katıydı. Yani 15 artı 9 24. 2 kere 24 48. Peki her 6'şar metreye bir fidan dikileceğine göre biz 48'i 6'ya böldüğümüzde 8 tane fidan dikilecektir arkadaşlar. Mıstık YouTube kanalına abone olup like atmayı unutmayın. Beni dinlediğiniz için teşekkürler.